Aleykümselam. Bu sorun da genel olduğu için genele gidecek şekilde cevap vereceğim. Şimdi bedeni bedene ait fikirler var, hisler var. Yani bedensel mesela vücudunda ateş bastı, açsın, üşüdün, böyle yani bedeni hazlar. Onun dışında işte şey soruyorsun. Vefa. Vefa burada kullanılıp buralı olmayandır. Yani bedenin dışında her şey buralı değil. Mesela şefkat buralı değil. Merhamet buralı değil. Muhabbet buralı değil. Niçin? Yani geçmişten beslenip gelecekle anlamlanan her şey buralı değil geçmiş geçmişten beslenip gelecek ile anlamlanan, anlam kazanan sana farkındalığı yani kıymeti veya kıymetsizliği sana yükleyen her şey buralı değil. Onlardan bir tanesi vefadır. Şimdi fiilen göstereyim buralı olmadığını ve sahasını fiilen göstereyim. Hatırıma gelen bir misal. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hatice ül Kübra radıyallahu anha ya vefası her gün onu tatat ederdi. Tamam ederdi. Düşüncede bırakmamış. Vefa sanki yaşıyormuş gibi Hatice'sinin arkadaşlarına da Hatice gibi değer verirdi. Hatice arkadaşlarına nasıl değer veriyordu? Hatice İlla nerede oturuyordu, nerede kalkıyordu, neyi kullanıyordu değil. Hatice'nin dostlarına da dostluk yapardı. E, düşmanları hayır. E, o olumsuzluklar sirayet etmez. Düşmana düşman olmayı şey yapmamış. Vefamı sadet etmemiş. E, i̇şte vefanın mesela mezarlığına basamazsın. Mezara basamazsın. Hukuk. Görüyor musun dinin Sağsına bak adam ölmüş görmüşsün. Yani arka aşağıda birleş gibi değil ki Tobe. Yani toprağın altında gömülen bir cesetleştiği ki onun ruhuna gösteriyorsun. İşte vefa geçmişten besleniyor. Gelecek bakışınla ahirete imanın kadar anlam kazanarak sana farkındalık yüklüyor vefa. Geçmiş ta iman billah Allah'a. Gelecek ahirete iman ile geçmişten beslenip geleceğe yakiniyetin nispetinde anlam kazanıp halde uygulamaktır. İşte Hz. Peygamber'in Hatice'sinin dostlarına mesela o duygusal o sorunu Aynen öyle. Mesela diyelim ki babanın dostuna dostluk göstermek. Peygamberimizin hadisini girmiş biliyor musun bu? Yani sorun öyle ya. Kardeşler dinler de nereden geldi bu soru diye. Babamın dostlarına dostluk yapmak imandandır diyor Allah Resulü. Ya ne demek? Ahirette babanla karşılaşmayacak mısın? Sana sormayacak mı? Benim dostlarıma niye böyle yaptın? Onun malına mülküne varissin, dostuna da dostsun. Düşman değil. Allah için olmuşsa düşmanlık. Zaten Allah adına düşmanlık. E, nasıl ki dünyalıklarına varisin, dostlarına da varisin. Mesela ben vefat etti. E, vefa ne olacak şimdi? Babam vefat etti. Dostlarına da dostluk yapacaksın. Ya. İnsanda peşin nedir peki peşin sahasını söyledik vefa nedir biliyor musun mesela bir yemek yapıldı soğan ayrı kafadan gidiyor tencerede soğan yüzüyor fasulyeler bir tarafa ya böyle yani herkes ayrışmış nasıl böyle insana keyif vermez ne yapar imtizaç etmesi lazım imtizaç etmesi lazım. Her şeyi kararında olup kendi kendisini ortadan kaldırıp ben yerine biz olmaktan kıvam olur. Ve onun lezzeti olur. Soğan soğanlıktan çıkar. Fasulye fasulyelikten çıkar. Yağ yağlıktan çıkar vesaire. Ne olur? Bütünsel bir hal alır. Onun adı kıvamdır. Yemeğin kıvamı. İmanın da kıvamındandır vefa. imanın kıvamıdır. En tepedeki vefa nedir? O da Allah'tır. Allah'a vefa. Ahde vefa geçiyor ya. İşaltacağız da. Niçin ahde vefanızı unutuyorsunuz? Misak ezelinizi unutuyorsunuz. En büyüğü odur. Sonra felemsal felemsal derece derece onu da söyleyeyim. Ne kadar diye senin hayatına Allah ve ahireti, imanı billah ve imanı bil ahireti ne kadar inşa etmişse o kişilere Allah ve ahiret adına vefa farzdır. Senin alemine, ahirete, kendini tanımana, peygamberi sevmene, Kur'an'a değer vermene ne kadar tuğlası var o sana katkısı olanların ona o kadar vefa göstermek farzdır. Onun adına çünkü. O sana sevdetti. Ondandır ki alimin ne olacak? kaleminin mürekkebi. Şehidin hayatının kendisi olan kan. Hayat yani. Şehidin hayatı yani kanı alimin, ilminin ifadesi olan mürekkebine kıyas edilmiyor. Çünkü şehide o ruhu takan, o ruhu inkişaf ettirip onun şehit olmasına vesile olan alimdir. Vefa böyle bir şeydir. Allah da vefasını vefa yaparak bize vefayı öğretiyor. Allah severek sevmeyi öğretiyor bize. Ne yapıyor? Benim yolunda mı cihat ettin? Allah da vefasını yani değerini ödüyor. Öldüğünü hissetmiyor. Ölü... Babanda yani baban sırf bedensel baba mıydı? bedensel babaydı ise her şey bitti. Ama baban sağmış gibi düşünüp dostlarına dostluk göstermek babanın beden olmadığını, babanın Allah'ın tayin etmiş olduğu ruh olduğunu ifadesidir. Şimdi babanın dostlarına dostluk. Diyelim ben vefat ettim. Kendime uygulayayım. Şimdi benim dostlarıma dostluk yapmayacak mısın? Ben mesela kendimden demeyeyim belki enanet kokusu gelir. Rüştü abi benim abim. Onun da abisi Zübeyir abi. Onun da ustadı ustadımız. Şimdi ben Rüştü abinin dostlarına dostluk yapıyorum. Hem de ne kadar gayret ediyor. Kusur etmemeye çalışıyorum ama elimden gelmiyor. Geldiği kadar ne yapıyorum? En azından köylüsüne bile değer veriyorum. ...bana katkısı var... ...bana e, külliyatı sevdirdi... ...bana layıkayı sevdirdi... ...layıkadan istikameti... ...bana gösterdi... ...bana katkısı kıyas demem ki... hani ...yok adedi yok... ...nasıl aleminde söküp atarsın... ...onun akrabası da akrabam gibi... ...dostları da dostlarım gibi... ...ondan sonra köyü... ...köyüm gibi... ...değer veriyor... E, ...şimdi adam... Benim yanımda oldu. Şey dedim, pazarın bir köyde, bizim köyün tepesinde kulübede misafirlerim vardı. O dağın tepesinde 11 kişi yatabiliyordu. Rüzgar olunca yatıp kalkardı. Benim birkaç tane misafirim vardı orada gece yatmıştık. Tepede. Tabii köyün, bütün köylerin tepesiydi. Karşıki köyden ben mer takıntısı olduğunu bilmiyordum. Karşıki köyden bir horoz sesi geldi. Ne oldu dedim. Dedi ki hocam dedi. Şu horozun sesinin güzelliğine bak dedi ya. Ben de zannettim sabah namazına kaldırdığı için. Sonra böyle mes gibi. Her şeyi o köyü ne güzeldir dedi. Ulan ne diyor dedim ya. Rüzgarına bak hocam diyor. Nasıl insan okşuyor. Köye bak diyor. İnsanın gözünü nasıl memnun ediyor. Horozuna baklıyor, Namazıma bile kaldırıyor. Mer sevgilisi o köylüymüş. <laughs> ben yaşadığımı söylüyor. Sonra saatler geçtikçe anladım ki orada takıntısı varmış. E şimdi bir sevgilinin köyü köyün horozu melodi gibi geliyorsa rüzgarı seni sarmalayan okşayan bir şeyse senin maneviyatına katkısı olanın nasıl aleminde silersin sen insan mısın? insan olur musun? Ya vefayı Allah öğretiyor vefa yaparak. Nasıl ki e, nikah haramı helal ediyor değil mi? Haramı helal ediyor. Nikah ya. Ne yapıyor sonra? Kızın babası olmayan adama baba diyor, annesi olmayan anne diyor. Oğlan babası olmayana baba diyor, annesi olmayan anne diyor. Nikah bağı. Vefa bağı da nasıl ki nikah imandandır, imanı olanların aradığı şey. Vefa da ima, şuuru imanı olanların imanlarının kıvamıdır, bağdır o da. Seni de diğerleriyle, o vefa ettiğin kişilerle bağlıyor. Nasıl ki adamın babası olmayana baba diyor, elin adamına baba diyor ya. Nasıl der ya? yapmış. Ha. Vefa da senin olmayanı seneden seni külli yapan seni ötelere taşıyan bir bağdır. Nedir o? İman değil, şuuru imanın kıvamıdır. O, o bir kendisi lezzettir. Kendisi mükafattır. Vefa edenin ahireti mükafatı değil. Zaten muacel peşin mükafatı vardır. Ya. Yani bir bağdır bağ. Bağdır. Şuuru iman. Bağ. İçerisinde yaşanır. Bir dünya oluşturur bağ sana. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü sevgili e, kardeşlerim. Genelledim sorusunu. Belki faydası olur hepimiz. Mutlaka olur da. Bilene tabii.